Sevgili öğrenciler, yer yön zarfları. Biliyorsunuz ki bizim bazı yönlerimiz var. Mesela doğu, batı, kuzey, güney veya sağ, sol, ileri, geri, öte, beri gibi. Bu sözcükler eğer bir fiili etkiliyorsa bizim için yer yön zarfını oluşturacak. Nasıl olacak bu? Fiile nereye sorusunu sorduğumuzda aldığımız cevapla beraber olacak. Hadi soralım. Sessizce yukarı çıktı. Nereye çıktı? Yukarı çıktı. Yukarı ifadesi nereye sözcüğüne sorusuna cevap verdiği için bir yer yön zarfı olacak. Nasıl çıktı? Sessizce çıktı. Nasıl sorusu neydi? Daha önceden hatırlayalım. Durum zarfıydı, öyle değil mi? Dedi ki bana, gönüllüler bir adım ileri çıksın. Nereye çıksın? İleri çıksın. O zaman ne oldu? İleri sözcüğü bir yer yön zarfı oldu. Azıcık öte git. Nereye git? Öte git. Öte dediğine göre öte sözcüğü bir yer yön zarfı olacak. Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık diye bir deyimimiz var bizim, değil mi? Bu deyimde nereye sorusunu tükürsen ifadelerine getirelim. Nereye tükürsen? Aşağı tükürsen. Aşağı sözcüğü yer yön bildiren bir zarf oldu haliyle. Nereye tükürsen? Yukarı tükürsen. Haliyle yukarı sözcüğü de bir yer yön zarfı oldu. Eğer bu yer yön zarflarını yukarı değil de yukarıya, ileri değil de ileriye, öte değil de öteye şeklinde yazarsak durum biraz karmaşıklaşıyor. Neden? Yaklaşalım. Şimdi gördüğünüz gibi yön bildiren sözcük ea ekini almış veya başka bir ek aldığını düşünün. Eğer bu eklerden birini aldıysa fiile nereye sorusunu sorsanız bile bu yer yön zarfı artık yer yön zarfı özelliğini kaybeder, adlaşır. Yani ileriye çıksın dersen ileriye sözcüğü yer yön zarfı olmaz artık. Ama ileri çıksın dersen ileri sözcüğü artık bir yer yön zarfı olur. Yukarıya yer yön zarfı değil. Yukarı yer yön zarfı. Öte yer yön zarfı. Öteye dediğim zaman yer yön zarfı olmaz. Neden? Çünkü bu bir çekim eki almıştır. Çekim eki almadan kullanmalarına dikkat etmemiz gerekiyor. Dışarısı çok kalabalık. Dışarı sözcüğü bak sığ ekini almış, haliyle yer yön zarfı değil. Yukarı kata kiracı taşınmış dedi. Baktığım zaman yukarı sözcüğü herhangi bir ek almamış. Çok güzel. Yer yön zarfı mı? Hayır, değil. Neden? Çünkü kat sözcüğü bir isim. İsimlerden önce gelirse bu sözcükler yer yön zarfı olmazlar, bir işaret sıfatı olurlar. Çünkü zarflar fiilden, fiilimsiden, sıfattan veya diğer zarflardan önce gelir demiştik.